Tamam mıyız arkadaşlar? Başka bir Mustafa Topçu telefonu kullanıyor. Sunumla ilgili kim görevli? Kısım sizden bir iki konuda hazırlık mı? Ben göstereceğim. Şimdi. İşte sırası mı? Sırası yapacağız. Farklı bir dünya var. Ben de bir dünya. Biz ne kadar var? Ası benim gibi ilgili. Ben toplantı edeyim. Şimdi başka söyleyeceklerimiz var. Bugün sırası geldi. Sizden yapmaktan var. Açılış ve yoklama diyoruz. Birinci madde. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Evet. Sıcak yaz gününde olağanüstü bir toplantı yapmamızı istedik. Sizleri onun için rica ettik. Çoğunluğumuz var. O zaman önce bir saygı duruşuna davet ediyorum sizleri. Değerli meclis üyeleri, değerli basın mensupları, değerli izleyiciler, bugün önemli bir gün. Olağanüstü meclis toplantısı dolayısıyla önemli olmakla beraber Türkiye için çok önemli bir gün. Türkiye ilk defa tarihinde halk meclisinde bir cumhurbaşkanı seçti. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak dünkü yapılan seçimde milletimiz %52'ye yakın bir oy çoğunluğuyla Cumhurbaşkanı seçti. Hayırlı uğurlu olması dileklerimle ben toplantıyı açıyorum. İnşallah önümüzdeki dönem demokrasi anlamında da güzel işlere sahne olur. Demokrasilerde aslında çok başlılık olmaması gerekiyor. Cumhurbaşkanı ile başbakan arasındaki ilişkiler bundan sonra çok önem taşıyor. İnşallah Türkiye'nin demokrasisine yeni ve olumlu bir adım olarak başlamış oluruz. Bütün Türkiye'ye tekrar hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlarımızı da tebrik etmiş oluruz bu vesileyle. Efendim, şimdi bugünkü toplantıya Sezai ve bu yaptığımız işlerin bir özetiyle başlayacağız. Şöyle kısa hızlı bir şekilde. Gündeme bir okumak gerekir mi daha önce? Evet başkanım. Siz okursanız gündemden tamam. Önce. Gündemden sonra da ben bir özet yapmak istiyorum. Evet. 11.8.2014 tarihli 1. Olağanüstü Meclis Toplantı Gündemi. Açılış ve yoklama, saygı duruşu. 3. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nın 24 Temmuz 2014 tarih ve 3088 sayılı Beşiktaş Belediyesi ile kardeş belediye olunması konulu yazısının
5393 sayılı BYT Kanunu'nun 18. maddesinin P bendine istinaden görüşülmesi. 4. madde 5393 sayılı BYT Kanunu'nun 18. maddesinin P bendi ve 2464 sayılı BYT Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesine istinaden şehir termali ücretleriyle ilgili 18.7.2014 tarih ve 92 sayılı encümen kararının görüşülmesi. 5. 5393 sayılı BYT Kanunu'nun 18. maddesinin E bendine istinaden belediyemize ait mülklerin ihale yoluyla satışıyla ilgili olarak belediye encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi. 6. İlçenin yeni mahallede Oktay Olcay Gürtbay Caddesi üzerinde atıl vaziyette bulunan belediye hizmet binasının yıkılmasının görüşülmesi. 7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 15 Temmuz 2014 tarih ve 828 sayılı imar planı tadilat talebine itiraz konulu yazısının görüşülmesi. 8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 6 Ağustos 2014 tarihi ve 893 sayılı yeni açılan imar yollarına isim verilmesi konulu yazısının görüşülmesi. 9. Dilek ve temenniler. 10. Kapanış. Arz ederim. Değerli arkadaşlarımız, aslında biraz zaman kazanmak amacıyla bu olağanüstü meclis toplantısını düzenlemeyi düşündük. Ama gündemi belirlemeye gelince gördüğünüz gibi bayağı bir yoğun gündemle karşılaşmış olduk. O yüzden de sizleri bu yaz sıcağında buraya toplamış olmaktan ve sizlerin değerli vakitlerini almış olmaktan dolayı en azından işe yaraması bakımından mazur görmenizi rica ediyoruz. Evet, Nisan ayından bu tarafa yaptığımız işleri şöyle hızlıca bir geçmek istiyoruz. Bu 6 Nisan kavşağının verdiğimiz köprüden sonraki kavşak bir hayli yola geldi. Bir heykeltıraş arkadaşımıza bir öneri çalışmalar yaptırdık. Bunlar gördüğünüz henüz taslak olan çalışmalar. Bunlarla ilgili tartışmalar başlasın ve oraya oradaki şehitlerimizi ruhuna yakışır bir şekilde güzel bir anıtı tartışmaya açıyoruz. Bu konuda sizin ve kamuoyunun fikirlerini bekliyoruz. Burada gördüğünüz, şu anda görmüş olduğunuz maket ve orada gördüğünüz temsil ve resimler şu anda bir kesinlik arz etmemekte. Biz her konuda olduğu gibi oldu bitti ve emrakilerle değil, bunları kamuoyu desteğini arayarak olgunlaştırmak istiyoruz ama bu çalışmayı da başlatmış oluyoruz. Burada görmüş olduğunuz ikinci ele aldığımız kavşak, bu kavşakta da ciddi bir aşamaya geldik ve gördüğünüz gibi bu yukarıdan çekilen resim ve yani buraya kavşak olur mu diye hepimizin tereddüt ettiği bir yerde iş görecek ve beklemeleri neredeyse sıfıra indirecek bir ikinci kavşak düzenlemesini yapmış oluyoruz. Bayağı bir mesafe kaydettik. Bu arada da orada man sahibi olan değerli meclis üyemiz Engin Köktürk'e göstermiş oldukları bu kavşağın buluşumunda göstermiş oldukları fedakarlıktan ötürü de huzurunuza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bunu kamuoyunda yapmıştık. Engin Köktürk ve ailesine bu konuda şükranlarımı sunuyorum efendim. Bu arada işte geçen zaman zarfında 7 ayrı bölgede yeni imar yollarını açtık. Bunları ham vaziyette çakılladık. Bunlar da Çaycuma'da önemli merkezde olan önemli yollar, alternatif yollar şeklinde. Evet, bunları geçelim. Geldik terminale. Bir aydır terminalle uğraşıyoruz. Terminalde yapmak istediğimiz şey şu oldu. Terminal Nasrettin Hoca'nın türbesi gibi her tarafından girilen çıkılan bir giriş kontrolü olmayan bir yerde ve gerek Çaycumalıların gerek belediyemizin başının önde olduğu bir yerde insanların uğramak istemedikleri böyle bir takım olumsuz tiplerin kol gezdiği bir yerde etrafını çevirdik, bir giriş kontrolü yaptık. Otobüsçü arkadaşlardan rica ettik. Dedi ki böyle karma karışık terminal olmaz. Kimisi arabasını park ediyor, kimisi bırakıp işe gidiyor.
otobüslerin yanına kadar diğer vasıtalar gidiyor. Hem can mal güvenliği olmayan bir yer. Dedi ki burası iki bölüm. Otobüsler bunun bir bölümünü işgal etsin ve otobüslerin olduğu yere diğer araçlar girmesin dedik. Fakat bu bayağı bir tartışmalara sebep oldu. Ancak en son geçtiğimiz çarşamba günü değerli kaymakamımız Hasan Yaman'ın da olduğu bir toplantıda peron konularını çözüme kavuşturduk. Tarife ile ilgili konuyu da birazdan gündemde konuşacağız. Burada giden yolcu peronlarını, gelen yolcu peronlarını ve de servislerin otobüs firmaları tarafından tek taraflı kaldırılmasından doğan terminale gidişle ilgili boşluğu doldurmak üzere minibüs servislerini hizmete aldık. Onların da orada bir, onlara da peron oluşturduk. Ayrıca da misafir araç için bir park yeri dizayn ettik. Bu misafir araçları da şu anda oraya ücretsiz alıyoruz. İleride belli bir dakikaya kadar ücretsiz olmaya devam edecek. Belli bir dakikadan sonrası ücretlendirilecek. Ama şimdilik misafir araçlardan ücret almıyoruz. Ve her şeyden evvel yaptığımız düzenlemelerle orada trotuar düzenlemeleriyle engelliler düşünüldü, rampalar yapıldı. Ve terminalimiz fonksiyonel hale getirildi. Terminalle ilgili çalışmalarımız bitmedi, devam edecek. Bunları daha sonra yine konuşuruz. Efendim bu gördüğünüz beton alan da düğün salonu Nehir Oteli'nin yanında yapılan sedyeye paralel yeni pazar yeri inşaatına aittir. Buranın da temel çalışmaları bitti ve zemin kaplaması yapıldı. Önümüzdeki bir ay içinde de üst yapısı montajı yapılacak. Bu da ırmağın kenarında son derece estetik bir görünüme sahne olacak. Bilindiği gibi seçimden önce bu çarşı içindeki dere kenarındaki yolun üzerine yapılan ihaleydi. Biz ihaleyi iptal etmemiştik. Ve planda pazar yeri olan yer bu gördüğünüz yerdi. Ancak buraya pazar yerinin taşınması konusunda herhangi bir spekülasyona gerek yok. Henüz bu konularda aldığımız bir kararlar yok. Bunları da yine sizlere danışarak, halka danışarak zaman içinde o üst yapı bittikten sonra karar vereceğiz. Bu Paşa Center'ın orada yıllardır zannediyorum 14-15 senedir tıkalı olan yağmur suyu hattı. Yağan yağmurlarda sel baskını tehlikesiyle karşılaşan yerleri elimize aldık ve buradaki bu fonksiyonel kanalı temizledik yakın bir zamanda. Aynı zamanda bu yaptığımız Filos kavşağı denilen yerde de su basma sıkıntıları oluyordu. Orada da bir yağmur suyu hattını ekledik. Ve büyük oranda alçak kesimlerdeki su baskınlarının önüne geçmiş olacağız bu şekilde arkadaşlar. Belediyede yaptığımız iç mutfağımız anlamında yaptığımız işler var. Bunları da hızlı geçelim. Seçim kabahatlerimizden olan sokak internetini bu arada faaliyete geçirdik. Şu anda Çaycuma'nın ana Atatürk Bulvarı'nda, belediyemizin önünde, öğretmen evine kadar ve Mustafa Zeren Sokak'ta sokak internetimiz faal haldedir. Mevcut parkın olduğu bölümde dahil. Ve bu sokak internetini daha da geliştireceğiz. İlk etabını tamamlamış olduk arkadaşlar. Evet, bu dönemde çok önemli bir işe imza attık. Kent konseyini oluşturduk. O da artık bir kurum olarak yoluna devam edecek. Devam edelim, başka ne var? Cenaze hizmetlerini bildiğiniz gibi ücretsiz hale getirdik ve bir birim kurduk. Cenaze hizmetlerinden ücret almıyoruz. Çaycuma, Zonguldak, Bartın ve Karabük illeri dahilinde de cenaze nakli için de ücret alınmıyor arkadaşlar. Beyaz masayı faaliyete geçirdik. Artık not defterlerine sağa sola kağıda yazmak yerine 153 numaralı telefondan ya da direkt beyaz masaya müracaat edilerek belediyeden istek, şikayet,
talep, dilek ne varsa bunları bir otomasyon sistemine bağladık. Buraya yapılan müracaatlar sonuçlanıncaya kadar ilgililerin önünde beklemekte ve bunlar da rutin olarak kontrol edilir. Önemliden önemsize ya da imkan dahilinden daha sonra yapılacakları tasnif edilerek şu anda Çaycuma'da birçok ilde, ilçede olmayan bir beyaz masa uygulamasını da başlatmış olduk arkadaşlar. Belediye bandosunu bir hayli yola soktuk. Bandonun elemanları zaten epey bir zamandır çalışmalarını devam ettiriyorlardı. Enstrümanlarını satın aldık. İnşallah önümüzdeki çok yakın bir zamanda ilk konserlerini verecekler diye tahmin ediyoruz. Seka Çay Bahçesi'ni ihale etmiştik. Fakat ihaleye yeterli katılım sağlanmadı. Tek bir katılımcı oldu ve geçen seneki ücretin de çok altında bir ücret olması nedeniyle maalesef ihaleyi iptal ettik. Fakat Seka Çay Bahçesi'nin Çaycuma için taşıdığı öneme binaen belediye imkanlarını seferber ederek Çaycuma'da hepimizin hoşuna giden ve zaman zaman buluştuğumuz çay bahçesine hizmete açtık. Oldukça yoğun misafir alıyoruz burada. Ve inşallah önümüzdeki dönemde sığdırabilirsek de kışın da buranın devamı için gerekli tedbirleri almak istiyoruz. Arıtma testleri Nisan ayından itibaren merceğimiz altına girdi. Çok kötü kalitede yapılmış bir inşaatı kazanmaya çalışıyoruz. Sanki onarım inşaatı gibi 4 aydan beri arıtma tesisinin inşaat, yani neredeyse bitmeye yakın bir inşaatı yeni baştan orasını düzelt, burasını düzelt, müteahhide düzelttirmeye çalışıyoruz. Ve henüz daha bir pis su alma noktasına gelemedik. Ama yakın bir zamanda inşallah pis suyu da alacak noktaya geleceğiz. Bu sene bildiğiniz gibi yağışlar çok fazla. Yazın sanki tropik bir iklim yaşar gibiyiz. Ama ona rağmen park ve bahçelerimiz olağanüstü bir çabayla yeşil alanlarımızın bakım çalışmalarını sürdürmekte. Ve bu kadar aşırı yağmur nedeniyle zararlılarla mücadelede de yenik düşmesek de o mücadelede hala devam ediyor ama sinek konusunda biraz daha çabalarımızı bugünlerde yoğunlaştırıyoruz. Sokak hayvanlarını düşünerek bir şeyler yaptık. Devam edelim. Çocuklarımıza böyle bir güzel bir etkinlik yaptık. Top, Tanju Çolak misafirimiz oldu. Çocuklara 1000 tane imzalı top dağıttık. Ramazan ayında çay bahçesinde Seka'nın orada ücretsiz sinema hizmeti verdik. Belediyenin bünyesine Çaycuma'daki bisiklet topluluğunu aldık ve İstanbul'daki bisiklet etkinliğine buradan onları gönderdik. O da çok güzel bir tanıtım oldu Çaycuma için. Bu arada Yeşiltepe ve Veloğlu'nda da yol çalışmalarını başlattık. Belediye garajımız yeni baştan inşa oluyor. Belediye garajındaki gerek binalar, gerek alet ve makinaları elden geçiriyoruz, onları onarıyoruz, yeniliyoruz ve belediye garajında arkadaşlar tamir işlerini de yapmaya başladık. Sanayiye göndermiyoruz her sorun için. Orada tamircilerimiz var. İşte fren balatası değişimi, işte şanzıman tamiri vesaire birçok işi orada yapar hale geldik. Bakın eski hali, yeni hali resimler koymuş arkadaşlarımız. Devam edelim hızlıca. Evet, böyle bir özetle başlamış olduk. Şimdi bu arada gene gündeme girmeden, bugünlerde kamuoyunu meşgul eden bir Denge Gazetesi ile ilgili bir konu var. Birçok alanda karşımıza çıktığı gibi çok tuhaf bir durumla karşılaştık. Çaycuma'nın orta yerinde yıllardır faaliyette olan Denge Gazetesi'nin çalışma ruhsatının olmadığı ortaya çıktı. Çaycuma'daki gazeteciler burayla ilgili işlem yapılması için bize başvuruda bulundular. Biz de bir basın kuruluşunun ruhsatsız olması üzerine hemen hadi gidip mühürleyelim istemedik. Kendilerine süre verdik. Ruhsatınız yok, ruhsat alın diye.
Fakat gayri ciddi bir takım başvuruların sonucunda yaptıkları başvuruların geçersiz bir başvuru olduğunu, vekaleti olmayan bir şahsın başvurular yaptığını ve eksik evraklarla başvurular yaptığı ortaya çıktı. Ve biz orayı mühürledikten sonra aldığı vekaleti 7 Ağustos tarihinde bize ibraz ettiler. Biz de artık 18 Temmuz'dan beri ruhsat almaları için tanıdığımız süre konusunda yapacak bir şey bulamadık ve 6 Ağustos'ta burayı mühürlemek zorunda kaldık. Bakın şurada bir daha gelir misiniz? Burada gazetecinin genel yayın yönetmeninin iş sözleşmesi var. Gazeteci olarak da aynı kişinin imzası var. İşveren olarak da aynı kişinin imzası var. Tamamen uydurma evraklar. Ve biz bunları son derece samimiyetle kendilerini ruhsatlandırmak üzere biz çaba gösterirken, biz onlara gelin ruhsatınızı alın derken onlar değişik kanallardan bize baskı yapmaya kalktılar ve de Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak da bu mühürleme işleminin iptalini talep ettiler. Son durum itibariyle ayın 8'i itibariyle biz bu geçersiz başvuru nedeniyle evraklarını iade ettik. Yeni evraklarını sunarlarsa biz de elbette ruhsat vermek için gereken olaylığı kendilerine göstereceğiz. Ancak Bölge İdare Mahkemesi'nden tek taraflı aldıkları bir yürütmeyi durdurma kararları var. Bu yürütmeyi durdurma kararıyla bizim mührü kaldırmamız gerektiğini söylüyor hukukçumuz. Ben de kendisine şu anda huzurlarınızı soruyorum. Şimdi mühürü kaldırdığımızda burası yine ruhsatsız olacak. Ne yapacağız? Bu konuda bize bir ışık tutabilecek misiniz? Başkanım, sizinle görüştükten sonra ben bugün Bölge İdare Mahkemesi'ni de aradım. Bu kararla ilgili olarak. Sonuç itibariyle burada bir yürütme durdurma kararı var. Verilen yürütme durdurma kararı, biliyorsunuz burada bir mühürleme işlemi var. Bu mühürleme işleminin yürütmesinin durdurulması. Dolayısıyla mühürleme işleminin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bize de tebliğ edildi 15.8 itibariyle. Biz şu anda yürütmenin durdurulması kararına itiraz edeceğiz. Bu süre zarfında da, yani sonuçta idarelerin takdir hakkı yok kararlara karşı, mahkeme kararlarına karşı. Dolayısıyla ruhsatsız olarak devam edecek çalışmaya. Şimdi ben de bu durumu sordum. Dedim ki tamam, mühürü kaldırdık. Evet. Burası ruhsatsız. Ruhsatsız yer yeni kanuna göre çalışmaması lazım. Böyle bir durum, bir boşluk doğuracak. Yani ruhsatsız çalışmasına müsaade etmemiz de suç. Şimdi bu süre zarfında zaten yargılama devam ediyor. Ve bu yargılama süreci içerisinde bir karar verilecektir. Bu kararda ya yürütmenin durdurulması kararı devam edecek ya da dediğim gibi mühürleme işlemi devam edecek. Elif Hanım soruyorum. Şimdi mühürünü kaldırdık. Bu durumda burası faaliyetine devam ederse yasa dışı. Bu durumu, sorumluluğunu kim üstleniyor? Tekrar mühürlenecek yani. Tekrar mühürlenmesi mi gerekiyor? Yani pratikte öyle çıkıyor. Mahkeme kararını verene kadar mühürsüz olarak çalışmaya devam edecek mecburen. Çünkü bir mahkeme kararı var, yürütmenin durdurulmasına dair. Şimdi Elif Hanım, orasını anladık da mahkemenin ruhsatsız çalışması dair bir karar var mı? Başkanım, mevcut bir durum var. Burayla ilgili bir mühürleme işlemi var. Bu mühürleme işleminin iptali için dava açılıyor. Evet, siz orada bir boşluk var diyorsunuz ama aslında bir boşluk yok. Ya mahkeme kararımızı uygulayacağız. Bizim idarenin burada bir külfeti söz konusu değil. Çünkü biz mahkeme kararını uyguluyoruz. Lütfen mahkeme kararını uygulayalım. Mühürü kaldırdık. Ondan sonraki Doğan durumla ilgili bize bir şey söylemiyorsunuz. Doğan durum başkanım, yargılama devam ediyor. Yargılama sonucuna göre belediye karar verecek. Mahkeme karar verecek. Mahkeme karar verecek. Mahkemenin kararına göre de belediye bir yol çizecek kendine. Çünkü şu anda yargıya intikal etmiş bir durum var. Peki, yani bu gazete bu adresi o zaman faaliyetini göstermeye devam mı edecek? Devam edecek, evet. Ama bu bence hukukun bir görüşü değil. O zaman kimse ruhsat almasın.
gitmesi mahkemeye. Zaten o yüzden yürütmeyi durdurma oluyor. Nihai karar değil. Değil mi? Nihai karar mı? Yani geçici bir karar. Neye istinaden verilmiş? Yani ruhsat başvurusu yapıldı, bunun sonucunun beklenmesi yolunda bir şey mi? Yani onu incelersek, yani hani... İşte Metin Bey, şimdi bakın, biz burada bir yönetim sergilemeye çalışıyoruz. Şimdi belediye başkanlığının burayla ilgili yaptığı bir tasarruf ya da kasti bir şey yok. Şimdi ruhsatsız faaliyet göstermiş bir yer var. Burayla ilgili biz ruhsat almaya davet ediyoruz, biz davet ediyoruz. Onların bir talepleri yok. Ve bunun sürecinde bu başvurunun geçersiz olduğu ortaya çıkıyor. Biz eksik de olsa evraklarını iade ediyoruz. Bu arada bize yürütmeyi durdurma kararı geliyor ve bir gün içinde alınmış bir karar. Şimdi bu doğan durumda bu yüce meclisten ve buradaki arkadaşlarımızdan biz bundan sonra nasıl bir yol izlemeliyiz'i kamuoyunun huzurunda ben sormak istiyorum. Yani bizim makamımızın kendi tasarrufu değil. Şu anda yürütmeyi durdurma kararıyla bizim mühürü kaldırmamız gerekiyor. Tamam, burada tamam. Peki bundan sonraki oranın ruhsatsız çalışması konusunda belediyemizin ne yapması gerekiyor? Bu sorunun cevabını arıyorum. Başkanım, yürütmeyi durdurma kararı verilirken mahkeme gerekçe olarak eğer hani bu şahsın ya da gazetenin belediyeye yapmış olduğu bir ruhsat başvurusu devam ederken bu işlem yapılamaz diye bir gerekçe gösterdiyse yani o sürecin sonunun beklenmesi gerekiyor. Elif Hanım, kararın gerekçesini okuyabilir miyiz? Şimdi başkanım, şöyle bir durum var. Bir başvuru yaptıklarından bahsediyorlar. Yurdun bulunmasına itiraz eder, mühürleme işlemine itiraz ederken mahkemede diyor ki bize gecikmesinde zarar doğan yurdun söz konusu olabilir. O nedenle biz belediyeden evrakları ve savunmasını istiyoruz. Savunmasının akabinde yurtların durdurulmasıyla yurtların durdurulması talebine ilişkin kesin bir karar vereceğiz diyorlar. Dolayısıyla biz şu anda savunmamızı ve evraklarımızı yarın itibariyle gönderiyoruz. Ben aynı zamanda bu işlemin iptali için Bölge İdare Mahkemesi'ne de itiraz dilekçemi sunuyorum. Dolayısıyla süreç devam ediyor. Hukuki süreç devam ediyor. Evet. Ben de diyorum ki, tekrar soruyorum, buranın işletmesi ne olacak? Ruhsatsız olarak işletmeye devam edecek mi? Ya mahkeme bu yönde bir yol göstermiyor başkanım. Ya göstermiyor. Yani sonuç itibariyle geçici bir karar bu. Başkanım, eğer hani o gerekçeyle yürütmeyi durdurma kararı verdiyse sizin ruhsat başvurusu, yani belediyenin mevcut gazetenin mevcut ruhsat başvurusu talebini reddetmesi durumu da ortadan kalkmış oluyor. Yani sanki bir ruhsat verme süreci devam ediyor gibi. Geriye alıyoruz. Yani o süreçte bitmeden mühürleme yapamıyoruz gibi oluyor yani. Gerekçe şu. Yani işlem yürütmeyi idare işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği anlaşıldığından diyor mahkeme. Gerekçesi bu. Evet, belediyenin savunmasını alacak belgeleri. Sen diyor savun. Evet, belgeleri tamamlayacağız. Ona göre tekrar bir karar verecek mahkeme. Süreç devam ediyor. Noktasında, evraklarının iade edilmesi noktasında herhangi bir hukuk aykırılığı yoksa zaten dava sonunda dava ortadan çıkacak. Metin Bey, güzel söylüyorsunuz da şimdi bu davanın ne zaman neticeleneceğini kimsenin kestirmesi mümkün değil. Bunun temyizi var vesairesi var. Ben diyorum ki, hukukçularımıza soruyorum. Biz bu arada buranın işletme ruhsatıyla ilgili belediye olarak nasıl bir yol izleyeceğiz. Başkanım, bu konuyu buraya cevap alamıyorum. Başkanım, ben bugün idare mahkemesi hakimle de görüştüm. Bu konuyla ilgili bürokrasiyi gönderdiğimizde en kısa zamanda karar vereceklerini söylediler. Bizim yapmamız gereken, burada bizim bir dosyamız var. Bu dosyalarla gelen evrakları toparlayıp yarın itibariyle Bölge İdare Mahkemesi'ne, İdare Mahkemesi'ne göndermek. İki koldan işleyecek. Bir tanesi yurtların durdurulması kararı var. Bu kararı itiraz aşaması Bölge İdare Mahkemesi'nde. Diğer aşaması ise biz cevap ve savunmalarımızı şu anda İdare Mahkemesi'ne göndereceğiz. Diyeceğiz ki bunların yapmış oldukları işlem sonuç itibariyle hukuka aykırıdır. Talepleri ruhsat için yeterli talepleri söz konusu değildir. Dolayısıyla bana yürütmenin durdurulması kararı verme diyeceğiz. Onlar da buna göre bir karar verecekler. Yürütmenin durdurulmasıyla ilgili olarak bir karar verecekler. Ve bu zaten yürütmenin durdurulması talepli bir dava olduğu için en kısa sürede sonuçlanır. Sonuçlandırılacağı da bana söylendi zaten.
Şimdi orada sonuçlandı. Evet. Karşı tarafta da biz temiz hakkımızı kullandık. O zaman ne olacak? Bir kere temiz hakkı var zaten. Ha, bu yürütme durdurması kararıyla ilgili bir kere temiz hakkı. Bir kere temiz hakkı. Eğer ısrar edilmezse bizim sonuç itibariyle mühürleme işlemimiz mühürlenmiş oluyor. Başkanım şurada yalnız şey, davacı şirketin talebi iş yeri mühürleme işleminin yürütmesinin durdurularak iptaline demiş. Mahkeme yalnızca mühürleme işleminin yürürlüğünü durdurdu. Tabii yani. Mühürleme işlemini iptal etmemiş. Yani tabii. Buradan şey mefhum muhalifinden belki şey çıkıyordur. Hala mühürlü olmuyor çıkıyordur. Bilmiyorum ya. Ondan hukukçu arkadaşlar soracağız. Yani bu şeyi iptal etmediğine göre, mühürleme işlemini iptal etmediğine göre, mühürleme işlemi şu anda mevcut demek. Yalnızca yürürlüğü... Hayır, işlemi iptal etmiyor ama yürürlüğünü durduruyor. Peki biz mühürü kaldırmamız gerekiyor mu? Evet, 30 gün içerisinde normalde süresi vardır mühürün kaldırılması ile ilgili olarak. Fakat bu 30 gün azami süredir. Yani o zaman burası mühürlü olmuş olacak mı yoksa mühür kaldırılmış mı? Mühür kaldırılmış olacak. Çünkü mühürün yürütmesini durduruyor şu anda, yürürlüğünü durduruyor. Peki burayla ilgili sorumlu kime ait olacak o zaman? Buranın böyle bu şekilde çalışmasını. Kaldırdık mühürü. Bir sorumluluk söz konusu olmuyor ki başkanım. Yani sonuç mahkeme kararına göre yürütmeyi durduruyorsunuz. Yani bir süreç var, süreç var. Ama yürütmeyi durdurmuş. Yani orada sorumluluk yok yani orada. Neyse şimdi biz bugünkü toplantımızda bu konuda ben bilgilendirme yapmak istedim ama bu iş biraz uzayacak. Ben açıkçası hukuki anlamda tatmin olmuş değilim. Elbette biz 30 günde beklemeden, burası basın kuruluştu. Yani. 30 günü beklemeden ben şimdi buradan zabıta amirime de sesleniyorum. Biz derhal hemen bu mühürü kaldıralım. Biz 30 günü bekliyoruz, biz iyi niyetliyiz. Ancak memlekette kamuoyu oluşumunu sağlayan ve bir gazete olarak faaliyetini devam ettiren bir kuruluşun bu kadar zamandır ruhsatsız olmasını da gerek geçen dönemin yöneticilerine ve gerekse de o basın kuruluşunun kendisine de bir anımsatma olarak söylüyorum. Böyle bir durumun doğması bile son derece talihsiz bir durumdur. Çağcuman'ın ortasında kocaman bir kuruluş ruhsatsız çalışmaya devam etmiş. Ve burada kamuoyundan ben özür diliyorum. Biz bunu işte 4 ay sonra fark ettik. Ama şunu da söyleyelim ki bizim için böyle bir müsamaha bugüne kadar olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Eğer ruhsatsız çalışmaya devam eden kuruluşlarda varsa ben buradan duyuruyorum. Bir an önce ruhsatlarını alsınlar. Ve de biz bu konularda eşitlik ve adalet sağlamaya kararlıyız. Bu konuyu da burada bu şekilde kapatmış olalım. Şimdi arkadaşlar gündemin 3. maddesine geçelim. Biraz uzattık kusura bakmayın. Mustafa Topçu arkadaşımız toplantıya katılamadı, mazeret bildirdi. Onunla ilgili bir işlem yapmamız gerekiyor mu hocam? Oynamayacağız. Mazeretini kabul edemeyelim. Kızılcam anlaymış, yetişememiş. Mustafa Topçu'nun mazeretini kabul edenler, etmeyenler oy birliği edilmiştir. Gündemin 3. maddesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığının yaptığı bir organizasyonla Çağcuma Belediyesi'ni Beşiktaş Belediyesi ile kardeş belediye olması konuşulmuş, anlaşılmış. Bunun da bizim tarafımızdan eğer meclisimiz tarafından uygun görülmesi halinde ve de Beşiktaş Belediyesi tarafından uygun görülmesi halinde Beşiktaş Belediyesi'yle kardeş olacağız. Bu kardeşliğe itiraz olan varsa, sözü almak isteyen varsa buyursun. Dökünükleri yeter bize, dökünükleri yeter bize. Yalnız yazıyı siz okumadığınızı tahmin ediyorum. Bu sadece mal alışverişi olarak görünmemeli ya. Olsun. Allah kardeşi kardeş yaratmış, cezasını ayrı yaratmış. Evet tabii. İstanbul'un çok önemli bir ilçesi olan Beşiktaş Belediyesi ile Çağcuma Belediye'mizin kardeş belediye olması umuyorum hem her iki belediye açısından faydalı olur ve de bizim İstanbul'a ilişkilerimiz, sosyal ilişkilerimiz bakımından da faydalı olur diyorum. Bu konuda da değerli kararlarınıza başvuracağım.
Beşiktaş Belediyesi ile Şahincuma Belediyesi'nin kardeş belediye olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliği edilmiştir. Başkanım, Beşiktaş Belediyesi kabul etmezseniz deriz. Biz gene kardeşmişler mahvettik. Üvey kardeş oluruz. O zaman üvey kardeş oluruz. Usul öyle, belediye meclisi kabul ederse. Arkadaşlar, demin terminal konusunda bir miktar değinmiştim. Dördüncü maddeye geldik. Terminalle ilgili biz bu düzenlemeleri yaparken tarife konusuna baktık. Tarifede, daha önce belirlenen tarifede Ankara yönüne giden otobüslerden 15 lira giriş ücreti, İstanbul yönüne gidenlerden de 25 lira giriş ücreti alınması daha önceki dönemde kararlaştırılmış. Biz de bu konuyu araştırdık. Resmi gazetede yayınlanan karayollarının belirlediği bir tarife karşımıza çıktı. Bu tarife kimin elinde, kim okuyacak? Hocam getireyim mi başkanım? Alıp geleyim. Neyse, biz bu arada zamanları kaybetmemek için yani bu belediye meclisimizin daha önce belirlediği tarife bu resmi gazetede yayınlanan tarifeyle bir benzerlik taşımamakta tek taraflı olarak belirlenmiş. Ancak bütün bu şehirler arası terminallerle ilgili belirtilen kriterler geçerli ve bu kriterlere göre de nüfus bazında yapılan hesaplamaya göre de bizim terminalden otobüs başına alabileceğimiz ücret taban ücreti olarak 30 lira olarak belirlenmiş. Biz de bu düzenlemeyle beraber bunu 30 lira olarak tahsil etmeye çalıştık. Fakat gerek bu otobüs servislerinin kaldırılması, peron düzenlemesiyle ilgili sıkıntılar, bir de bu tarifeyle ilgili rahatsızlıklar bir araya gelince otobüs firmalarının bir çeşit direnişi söz konusu oldu. Ve otobüslerini bizim Çarşıma terminaline bir kısmını sokmamak, yolcuyu yoldan bindirmek gibi yollara başvurdular. Çarşamba günkü, geçen hafta çarşamba günkü yaptığımız Kaymakam Bey'in de başkanlık ettiği toplantıda bu konular da konuşuldu. Otobüs firmalarının, yetkililerinin istekleri bu 30 lira olan ücretin 20 liraya indirilmesi. Bu konuda da Kaymakam Bey'in de uzlaşma yönünden, anlaşma yönünden böyle bir 20 lira tarifesinin faydalı olacağı yönünde oldu. Benden bunun sözünü istediler çünkü çarşamba günü toplantı yaptık. Perşembeden itibaren Çarşıma Otogarı'na otobüs sokmama gibi bir eyleme kalkışacaklarını duyurmuşlardı. Ben o sözü vermedim. Bu tarifeyi yapmaya belediye meclisi yetkilidir. Biz bu resmi gazetedeki uyarlamaya göre bunu almaya başladık. Ancak tarifeyi belirleyecek olan belediye meclisinin iradesidir diyerek pazartesi günkü olağanüstü meclis toplantısında bunu gündeme getireceğimizi, sizin otobüs firmalarının da dileklerinin bu yönde 20 lira yönünde olduğunu ve de Kaymakam Bey'in de bu 20 lira ücretin makul olabileceği şeklindeki önerisinde meclisin huzuruna getireceğimizi söyledik. Şimdi geldiyse önce o tarifenin yani mesnetini, bizim esas aldığımız tarifenin mesnetini Köpşon bize anlatırsa. Ulaştırma ve Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın karayolu yolcu taşımacılığında kullanılan terminallere ilişkin taban ücret tarifesi hakkındaki tebliğe göre 100 kilometre üstü şehirler arası taşımalar için 45 koltuk ve üzeri 75 TL diyor. Nüfusu 50 binin altında olan yerlerde diyor bu taban ücretinin %40 alınır diyor. O da 30 lira yapıyor başkanım. Peki bunun yaptırım gücü nedir? Yani buna uymak zorunlu mudur yoksa? Bu tavan ücretidir. Tavan en ücreti. Son bu da uygulanabilir. Bunun altında da uygulanabilir yani.
Ama bunun üzerinde uygulanamaz. Bunun üzerinde uygulanamaz. Peki. Şimdi bu tarifi, bu meclis toplantısı belirlememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu konuda söz almak isteyen arkadaşım varsa söz vermek istiyorum. Buyurun efendim. Sayın Başkan, şehir arası terminali aynı zamanda bu şehrin bir aynası sayılır. Demin de bahsettiğiniz gibi bizim terminalimiz İSEV arası bir durumdaydı. Görüldüğü gibi orada belediye bütçesinden yapılan dünya kadar yatırımlar var. Bu tarife de yasal bir tarife olduğuna göre ben bu tarife üzerinden işlem yapılmasını önemliyorum arkadaşlarıma. Yani bu 30 liranın uygulaması. Uygun diye düşünüyorum. Başka söz isteyen var mı? Kaldı ki belediyemiz tarafından orada görevlendirilen personel tarafından giderleri bunlar hep belediyeye maliyet getiren şeyler. Şimdi evet, yani 15 lira 15 lira Ankara için, 25 lira için İstanbul için alınan bir ücret vardı. Eğer eşit sayıda otobüs olsa zaten bu 20 lira tekabül ediyordu. Fakat bizim terminalle ilgili hiçbir masrafımız yokken olan bir tarifeydi bu. Evet. Biz şimdi terminale daha yatırımlarımız da sürecek ve orada da bu ücretlerin uygulanması için de çok sayıda personel de görevlendirmek zorundayız. Giderlerimiz de haliyle bayağı artmakta ve daha da artacaktır yani. Evet. Dolayısıyla her şeyin bir karşılığı olması lazım. Çok bir yüksek bir rakam olarak görmüyorum ben tarifedeki rakamı. Mehmet Bey. Başkanım, yani şeyin terminale yapılan yatırım ortada. Hem insanların gelmekten korktuğu bir yerdi burası. Güvenlik yoktu. Hem de kirli, pis. Yani şehrin aynası. Yani kötü bir yerdi yani. İnsan istemeye gidiyor. Şimdi el ayağı düzeliyor. Artı belediyenin kıt kaynaklarıyla buraya bir sürü yatırım yapılıyor. Personel çalıştırılıyor. Belediyenin ısrarıyla güvenlik sağlanmaya çalışılıyor. Polis noktası teşkil ediyor. Personelimize orada çok büyük tacizler yapılıyor. Evet. Artı üst üste gelmesi nedeniyle belediyenin üzerine atılı, sanki belediyenin üzerine atılı bir suç gibi servisleri sanki belediye kaldırmış gibi bir kamuoyu yaratıldı. Bu katiyen doğru değil. Servisleri kaldıran otobüs şirketlerinin bizatihi kendileri belediyemiz çombüsü çok kısa sürede devreye alarak vatandaşın mağduriyetini, bu anlamda ulaşımdaki mağduriyetini engellemeye çalışmıştır. Ayrıca bu çombüsün sübvansiyonu, finansmanı gerekmektedir. Bunu da belediye yapmaktadır şu anda. Namafi, gene ortada bir 30 lira üzerinde kilitlenme varsa bunu bir şekilde bizim de aşmamız gerekiyor belediye meclisi olarak. Belki 30 lira değil de araç başına tek fiyat 25 lira olarak gündeme getirebiliriz. Budur. Ali Bey, bir şey demek ister misiniz? Vallahi başkanım, yani tabii o iki oradaki çalışmalarından dolayı kutlarız. Güzel bir şey, hakikaten İsrail adresi bir terimler. Yani fiyat takdiri de arkadaşlarımın burada da fazla bir şey demeyeceğim ben ama yani bir suç bir problem olmasın. Yani çağırmanın terimlerle, belediyemiz karşılıklı yani böyle hizmet anlayışı içerisinde sizin de kaynaklanmayın de bugün 20 lira gibi bir rakam üzerinde öyle herhalde bir şey yap, duyduğumuza göre bir ısrar var sizin üzerinizde de o rakam olsun diye. Yani bugün toplantıda kaymakam beyim de mesela 20 lira olsun gibi bir talepler var. Dolayısıyla otobüsçü arkadaşlarım da buna benzer talepler var. Bu rakamın makul olmasını ve yani burada bir sürtüşme mahal verilmemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani yoksa böyle bir şey olmadan yani belediyedir. Burası tabii bizim de yani hizmet amaçlı bir kurumdur zaten. Tabii ki finans ettiğimiz şeyler, yani oradan toplanan paralarla bu hizmetleri yapmak da kolay değil. Bu zaten karşılamayacaktır. Ya bu fiyatta çok büyük problem olmasın isterim ben. Kişisel düşüncem budur. Şimdi zaten 15 lira, 25 lira ortalaması eşit sefer varsa 20 liraya geliyordu daha önce. Ama belediyenin burada hiçbir masrafı yoktu. Evet. Ve bizim firmaların servisleri kaldırmasından dolayı da bir ilave külfete girdik şimdi biz. Yani o minibüsler boş gidip boş geliyorlar ve bunun zararlarını belediye olarak karşılamayı biz taahhüt ettik ki
O minibüsler çalışıyorlar ve onlar da hallerinden hiç memnun değiller. Yani biz bu fiyat tarifesindeki yeni düzenlemeyle aradaki farkı da hatta ücretin de tamamını da otobüs firmalarının halktan esirgediği bu seferlerden doğan zararları kapatmak için kullanıyoruz. Yani biz hani otobüslerden daha fazla para alalım da belediyemizi zenginleştirelim gibi amaç taşımıyoruz. Otobüs firmaları da açık söylemek gerekirse evet bu ağır ifadeler kullanıyorlar. Yani isterseniz bunu böyle yapın, istemezseniz biz de çay cumayı pas geçeriz diye. Başka firma olabilir. Arkadaşlar bakın bir peron düzenlemesi nedeniyle bir bardak suda fırtınalar estirildi. Bizim yaptığımız uygulamaların ben halk tarafından benimsenmesini, sizlerin tarafından savunulmasını, sahiplenilmesini istiyorum. Siz ne derseniz onu uygulayacağız. Onun için de sizin burada açık ve net kamuoyunun huzurunda görüşlerinizi açık ve net bir şekilde dile getirmenizi rica ediyorum mümkünse. Yani bu Bülent Kantarcı'nın talebi isteği değil. Çarşıma Belediyesi'nin terminalden alması gereken gelir ne olması lazım? Lütfen bu konuda ben sizlerin hepinizi tek tek kısa da olsa görüşlerine müracaat etmek istiyorum. Eğer siz de uygun görüyorsanız. Evet. Yasemin Hanım, siz bir şey demek ister misiniz? Onlar servislere geliyor aslında o zaman, bu anlaşmaya gidiyorlarsa. Yapıyorlar, o yol kapalı. Sattılar servisi. Bakın onlar... Tek yönlü yol olmaz ki. Bir kartel olarak zaten hepsi beraber kaldırdılar. Yani biri kaldırdı, biri değil. Yani ondan geri dönüş yok. Siz tarife konusunda söyler misiniz? Yani onda yapacak bir şey yok. Tarife konusunda bir şey söyler misiniz? Valla bana göre çok büyük bir rakam değil. 30 lira mı? Evet. Normal diyorsunuz. Normal. Aziz Bey siz ne diyorsunuz? 4 tane firma hizmet veriyor. Başkanım bunlar yıllardır çay yumağını kaymağını yiyor. 30 lirayı da verecek. Vermiyorsa girmez. Başka firmalar gelir. Yani 4 tane firmaya çay yumağı belediyesi boyun eğecekse hiç girmesinler. Teşekkür ederim. Ben bu sözlerden çok mutlu oldum. Gerçekten öyle başkanım. Şimdi 4 tane firma terminale otobüs sokmuyor, başka firmalar gelmeyecek mi buraya? Veya başka millet yola gidemeyecek mi? Yani? Bu sefer bunlara boyun bükmüş olacaksınız. Verecekler 30 lira, geçecekler karşı. Engin Bey? Takdir sizin başkanım. Takdir meclisin nicelin adresi. Top taşta. Peki. Onur Bey? Başkanım senelerde işte 15 lira, 25 lira diye gidiyor. İşte kaymakamlık 20 lira diyor. Bizim yönetmenlik 30 lira diyorsa... Kaymakamlığın ki rica, tavsiye rica işte, yani. Rica olarak işte terminaldeki her zaman böyle istiyorlar demektir. İşte 30 lira ile 20 lira arasında 25 lira ortaya bulalım. Biz belediyede ortada kaldık. 25 lira ortaya bulalım. Burada olabilir ya. İstekler ama 30 lira daha makbul bir fiyat. Benim de görüşüm. İlhan Bey. Buradaki bence asıl sıkıntı şimdi yani geçmişten gelen yani bunların başıboş olması. Daha önce dönemlerde dediğim gibi günde 50 araba girmiş ama 10 araba gösterilmiş yani para nereye gittiği belli. Şimdi buraya sıkı bir kontrol gelince düzenli bir de paralar vermeye başlayınca haliyle belki bundan canı sıkıldı. Yani buradaki rakamlar çok uçuk değil. Yani 20, 25 megawatt yani burada ortalama nokta bundur. Ama mesela burada onların biraz daha iyi niyetli alanlar lazım. Yani bir kaşık tutar fırta puan anlamında yok yani. Sizce ne olması lazım? Tarifeyi nasıl yapacak? Yani eğer hani, bir taraf 20, bir taraf 30 diyorsa ortada buluşmak bence en mantıklı. 25 diyorum yani. Başkanım devlet... Pazarcıysınız galiba değil mi? Başkanım devlet belediyesi ne kadar ücret alayım? Veya Bartın belediyesi? Bartın... 37 lira. Ancak diyorlar ki Bartın vilayet aynı zamanda ana istasyon diyorlar. Devrek'e de ben sordum. Devrek'te de Devrek Spor'a tahsis edilmiş. Orada da şu ana kadar doğru düzgün bir ücret toplanmıyor. Ancak belediye başkanı benim arkadaşım bu konuyla ilgili onu da bilgilendirdim. Zannediyorum o da bizim gibi terminalle ilgili harekete geçecek. Yani şu andaki onların tarifesi de bize ölçü değil. Ama Zonguldak, Ankara, Bolu, Bartın gibi yerlere baktığımızda 30 lira hakikaten yüksek bir ücret gibi görünmüyor. Cengiz Bey. Başkanım daha önce de 15 ile 25 lira arası şimdi 20 lira diyorlar ya kendilere. O zaman bir zam falan bir şey konmuş oluyor. Biz bunu 25 ile 5 ile bir zarar vermiş oluyoruz yani.
25 yaparsak diye düşünüyorum. Ya ama 30 bulur. Yani 30 bulur. Başkanım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ankara İstanbul'a ekliyor. Altan'ın İzmir, İstanbul'u hesap ettim biz de. Yani 3 araba oraya gitti ve Ankara'ya gitti. Yani 3 arabadan biri mi Ankara olmuş? Şu anda 23 tane yapıyoruz. Eğer 20 lira kabul ederse, 2 lira daha eski bir adada aşağı inmiş olur. Aşağı inmiş olur. Evet, yani 20 lira falan ekşi. Anladım, tamam. 25 lira. Tamam, teşekkür ederim. Bahri Bey. Başkanım, ben de belediyenin bundan sonra terminal çalışmalarının daha iyi olacağını, görünüm açısından daha iyi olacak. Elbette ki insanlarla son yaşananlar hiç olmadı. Bundan önceki toplantılar bu hale getirmesi iyi olacaktı. Tekrar aynı sonuçlar olmaması için işte ortalamanın 25 yıl olarak kalmasından görüşürüz. Fatih Bey. Ben de tabii belediyenin talep etmiş olduğu 30 liranın aslında yüksek bir rakam olmadığını düşünüyorum. Ancak tabii buradan çıkabilecek sonuçları dikkate alarak çağrımada böyle gerginliklerin aslında toplumda da bir takım sıkıntılar yaratması nedeniyle bir orta yolun bulunarak 25 lira üzerinden tarihin belirlenmesi talep ediyorum. Evet, Bey, daha bir şey diyecek misiniz? Yani söyleyeceğim bir şey yok. Ben yani bu ücret rastgele belirlenmiş bir ücret değil. Karayolu'nun belirlediği tarifeye göre belirlenmiş bir ücret. Ulaştırma Bakanlığı. Ulaştırma Bakanlığı. Dolayısıyla faiz bir ücret olduğunu da düşünüyorum. Ben 30 lira olması konusunda ısrarlıyım. Musar Bey. Kilometre bazını dikkat alırsa Ankara'nın İstanbul arasında biraz bir fark var. İstanbul'un 30, Ankara'nın 25 olmasını istiyorum ben. Şimdi çiftli tarif olsun. Çiftli tarif. Çünkü arada yarı yarı bir fark var yani. İstanbul 400 kilometre, Ankara 200 kilometre. Şimdi terminaldeki fiyatlar da, bilet fiyatları da karayollarının kilometre üzerinden verdiği bir fiyattır. Zannedersem İstanbul 45 lira galiba. 60'a çıktı abi İstanbul. 60 lira şu anda. 60 lira mı İstanbul? Yani Koç'ta şu anda bunlar da en düşük bazen fiyat alıyorlar 60 lira gibi. Şimdi siz burada 30 lira yaptığın zaman onlar da 70 lira yapacaklar. Buraya yaptılar zaten. Ama burada şu var. Şimdi 60 lira buradan yiyeceğim ama İstanbul'dan da Batman'ın kaç kilometre? Orası da 60 lira. Kendileri nasıl kilometre bazında olacaksa. Arkadaşlar, biz fiyatlarını arkadaşlar şöyle bir toparlayalım isterseniz. Şunu kabul edelim. Bizim bu hatlarımız Türkiye'deki diğer otobüs firmalarının hatlarına bakıldığında onlara oranla fiyatı yüksek. Bunu herkes biliyor, kabul ediyor. Ancak hani siz milletten çok para alıyorsunuz, biz de sizden çok para alıyoruz gibi bir duruma dönüşmesin. O başka bir şey. Dönüm demek istedim Sayın Başkanım. O başka bir şey. Şimdi benim gördüğüm ortada şöyle bir şey var. 20 lira olduğunu, 20 lira olmasını isteyen hiç yok sanıyorum. 25 lira olsun ve 30 lira olsun diyenler var. Ben öncelikle şu andaki mevcut 30 lira tarifimizi yani devam etsin diyenleri eğer bu kabul edilmezse de 25 lirayı oylarınıza sunmak istiyorum. Bu teklifime evet oy kullananlar ellerini kaldırsın. 30 lira. 30 lira. Hayır. İki defa oylama yapacağım. Yani önce 30 lirayı oylayacağım. Kabul edilmezse 25 lira olarak oynamak istiyorum. Bu, yani bu öneriyi oyla. Çift tarif olayı olarak. Bunun dışında bir şey yani var. Ankara İstanbul arasında fark olacak mı? İşte olmayacak diyorum ki. Ya 30 lira ya 25 lirayı seçelim. Ortaya çıkan kanaate göre. Bunu söylüyorum. Onun için de böyle bir öneriyi oylamam için bana müsaade edecek misiniz diye oyunuza başlıyorum. Arkadaşlar bu öneriyi oylamam için evet diyenler el kaldırsın. Evet, oy birliğiyle şu öneriyi oyluyoruz.
30 lira olmasını isteyenleri oylayacağım. Eğer 30 lira kabul görmezse 25 liraya oylayacağım. Çağcuma'daki şehirler arası otobüs seferlerinin terminal ücreti olarak 30 lira olarak yılbaşına kadar, 2015 yılbaşına kadar 30 lira olarak uygulanmasını kabul edenler el kaldırsın. Etmeyenler 25 olsun diyenler. Hayır, etmeyenler 25 olsun diyenler. Sınırsız olmasın diyenler. Etmeyenler. Aynı şey. Dağılım. Bir dakika yapmış. Evet, kaça kaç oldu? 5'e 10 oldu zaten. 5 kişi şimdi, 30 liraya, 10 kişi 25 liraya. Ben de buna bu şekilde oy kullanmamın sebebi, yani bazı arkadaşlarımızın dile getirdiği, bunun bir bilek güreşi ya da karşılıklı bir tehdit unsuru olmadığını, Çağcuma Belediyesi'nin ve Belediye Meclisi'nin yapıcı tutumu nedeniyle ve Kaymakam Bey'in de ricasıyla bizim de bir adım atmamız gerektiği düşüncesiyle böyle koydum. Oysa benim de gönlüm buna, bu 30 liralık teklife evet diyenler yönünde. Ben arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Ve zaten biz bunu uyguluyoruz şu anda. Ancak gönül isterdi ki bu 30 liralık tarife devam etsin. Ancak uzlaşmacılık adına, biz iyi niyet adına bu önerimizi istemeyerek de olsa geri çekmiş oluyoruz. Bu durumda 25 lira olmasını oylarınıza tekrar yeniden sunuyorum. Deminki oylamayla ilgili değil. Deminki oylamada hangi oy kullanırsanız kullanın, bu oylamada yani deminkiyle ters düşer diye düşünmeden oy kullanabilirsiniz. 25 lira olmasını oylarınıza sunuyorum. 25 lira olsun diyenler. Kaç oldu? 18. Evet, o zaman oy çokluğuyla 25 lira olmasına karar verilmiştir. Mehmet Bey, de o bir şey. Çekilsen mi? Hayır, hayır. Ben şimdi ne oldu? 25 lira olması istedim. Yok, yani bu en son yapılan oylamaya. Çekilsen mi? Çekilsen mi? Çekilsen Evet, hızla gidelim, biraz daha istiyorum arkadaşlar. Burası da sıcak oldu. Klimamız da çalışmıyor zannediyorum. Niye çalışmıyor klima? Buraya geldim. Beşinci maddede arkadaşlar, Belediye Kanunu 18. maddesine ebendiğine istinaden belediyemize ait mülklerin ihale yoluyla satışı ile ilgili olarak belediye yönetimine yetki verilmesinin görüşülmesi. Bu konuda şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar, belediyemizin gayrimenkullerinin hali perişan. Kiraları düşük, fiziki yapıları bozuk ve de topladığımız, tahsil edebildiğimiz hasılat da oldukça düşük. Bu mülklerin zaten üzerinde de hacizler var hepsinde. Ve kiracılarla uğraşmakta problem. Belediyenin malı diyerek kimse raiç kira vermeyi gönüllü olarak istemiyor. Biz de bu aktiflerin daha faydalı hale gelmesi için hepsinin birden değil şüphesiz, durumuna göre, vaziyetine göre ihaleye çıkarıp satmak daha belediyemizin hayırlı olacağını düşünüyoruz. Bu bahsettiklerim belediyenin faydalanamadığı, kendi değeri yüksek, geliri düşük olan mülkleri içindir. Belediyenin değerli arsalarının hiçbirini belediye meclisinden yetki almadan satmayacağız arkadaşlar. Hiçbir arsasını satmayacağız. Tekrar altını çiziyorum. Terminalde bulunan, iş anında bulunan, kendisi bir değer ifade ettiği halde yeterince gelir getirmeyen mülkler içindir bu. Bu konuda sizden yetki istiyoruz. Söz almak isteyen varsa verin. Buyurun. Ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi buradaki yetki arsa satışı veya dükkan gayrimenkul satışı şeklinde değil de
parsel bazında emniyet tarafından hazırlanıp meclise gelmesi de ona göre karar vermemiz daha isabetli olur düşüncesindeyim ben. Hani genel bir karar değil de, yani şunlar o zaman tespit edilir. Bilmiyoruz. Ayar benim dediği gibi bunlar listelenerek meclis üyelerinin bilgisi olsa daha iyi olur. Ona göre oynanıyorsa daha iyi olur. Kim yetki verecek ama neye oy vereceğiz, yani, niye vermeyeceğiz onu da bilmiyoruz. Sizin, yani şuna da şüphemiz yok. Siz bu malları çok iyi koruyacağınıza hiç şüphemiz yok. Yani böyle bir şey aklınıza gelmez. Yok yok. Ben çok iyi değerlendirdiğinizde... Başka söz isteyen arkadaşım var mı? Şimdi eğer yoksa bu şu amaçla, yani bunlar zaten gizli saklı satılacak değil, ilandan satılacak, herkesin gözünün önünde olacak. Önemli olan şu, bunlar satılmadı mı satılmamalı mı, siz bunun kararını vereceksiniz. Biz her sefer sizin karşınıza bu dükkanı satacağız, şu dükkanı satacağız diye kırtasiyecilikten kurtarmak için. Yani biz zaten sizin izniniz dışında herhangi bir bir oldu bitire satacak değiliz. Biz işleyişi hızlandırmak için böyle bir yetki istiyoruz. Bilmiyorum yani... Ama hukukçular da var burada. Yani genel bir meclis kararı alamaz bildiğim kadarıyla. Parsel bazında meclis kararı olmasa müddetçe. Mutalaa alalım arkadaşlar. Yani bu konuda... Biz öyle zaten konuşmuştuk. Nasıl? Başkanım, aslında belirlenip parseller, dükkanlar tekrar meclise getirse daha uygun olacağı görüşündeyim ben. Şimdi bakın, hukuka uygun olup olmadığını söylüyoruz. Yani sizin, aslında şöyle bir durum var, ihale mevzuatı var. İhale mevzuatında problem yaşar mı, özlem yok mu sormak lazım. İhale aşamasında bu meclis kararı yeterli olur mu acaba kendisi için? Kararı şu şekilde, söyleyeyim mi? Tabii ki böyle. Kararı şu şekilde alırsak, başkanım da zaten en başta oraya vurgu yaptı. İhale yolunda satışı yazıyor. Bir kere satışlarımız kesinlikle zaten ihale yoluyla yapılacak. 2886 sayılı yasada da gayrimenkullerin satışı encümenle yapılıyor. Biz özellikle Esenyurt Caddesi'nde bulunan belediye iş anında ve terminalde bulunan iş yerlerimizin satışıyla ilgili karar alırsak herhangi bir yasal konuda sıkıntı yaşamamız söz konusu değil. Ha, belediyemizin mülkleri dediğimiz zaman çok genel, biz onu gündeme yazarken çok uzatmayalım diye, insanların kafası karışmasın diye biraz da o şekilde yazdık. Zaten başkanım ben de açıklamasını yapacağım dedi mecliste. Bu satışı düşünen başkanımın da vurguladığı gibi belediye iş anı ve terminaldeki gibi aslında kıymeti yüksek fakat bize getirisi düşük olan iş yerleridir, gayrimenkullerimizdir. Onun dışında arsa gibi herhangi bir düşüncemiz, yani başkanım düşündü, bana söyledi, böyle bir düşünce yok. Ve karar da belediye iş anı ve terminaldeki iş yerlerinin satışı diye alınırsa ihale yasası açısından da herhangi bir sakınca yok. Arkadaşlar, belediyenin karşısında bulunan tuvalet dahi satıldı geçen dönemlerde. Benim içim acıyor. Ben belediyenin arsa ve arazinin azlığı konusunda o kadar üzgünüm ki, yani bize o kadar çok yer lazım ki mevcut arsa ve arazileri kesinlikle satmayı zaten düşünmüyorum. Keşke daha arsa edinsek. Ve bu arada geçen dönemden gelen Devlet Demiryolları'ndan bir 493 metrekare bir araziyi de belediyemizin tapusu içine kattık. Parasını ödeyerek Devlet Demiryolları'na geçmiş dönemden yapılan bir çalışmanın devamı, bunu da belirteyim. İstasyondaki Hacıoğlu Marketi'nin karşısına tekabül eden Devlet Demiryolları arazisinden daha bir araziyi de tapumuzun içine kattık. Özlem Bey'in de açıkladığı gibi burada amaç gayrimenkullerin belediyemize yük oluşturmasını önlemektir. Yani Özlem Bey, o zaman yani isim belirterek mi? Evet, o zaman şöyle diyelim, terminal, otobüs terminalin ve civarında bulunan ve çarşı içindeki iş anında bulunan gayrimenkullerin satışına encümene yetki verilmesini oylarınıza sunacağım. Kabul edenler, kabul etmeyenler, bir de parsel bazında olsun diyelim. Teşekkür ederiz böyle bir yetki verdiğiniz için arkadaşlar.
Şimdi 6. maddede ilçenin yeni mahalle Oktay Olcay Lütfen Caddesi üzerine atıl vaziyette bulunan belediye hizmet binasının yıkılmasının görüşülmesi var. Ben bu görüşmeden önce orayla ilgili dün itibariyle çekilen fotoğrafları önce bir görüşlerinizi sunmak istiyorum. Aşağı yukarı yani her bölgesinden çekilmiş resimler. Bu resimlerin %90'ını ben çektim zaten. Bu da 2010 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın, İnşaat Emlak ve Daire Başkanlığı'nın yazısı, prim borçlarına mahsumen satın alınması istenmiş. İncelemeler sonucunda söz konusu taşınmazın alınmasının statik yönden uygun olmayacağı anlaşılmıştır diyerek olumsuz görüş beyan edilmiş. Başka bir görüntü yoksa... Arkadaşlar, bildiğiniz gibi seçimden bu tarafa biz belediye binasının yeri konusunda anketler yaptık ve belediye meclisimizde bu anketlerin sonucuna göre oylama yaparak belediye binasının mevcut bu resimlerini gördüğümüz binanın olduğu yer olarak belirledik. Ve anketlerde de ezici bir farkla burası çıktı. Burada hepimizin bence bu ankette de olumlu oy kullananların amacı 15-16 yıldır atıl vaziyette duran bu binanın değerlendirilmesi ve işe yarar hale getirilmesi esası vardı. Bizim de amacımız ve hedefimiz halkın ve meclisin verdiği bu karar doğrultusunda bu binanın güçlendirilmesi ve onarımının yapılarak belediye binası olarak hizmete sunulması idi. Peki bu niye değişti? Veya bizim görüşümüz niye değişti? Bunu sizlere anlatmak istiyorum. Bu binanın belediye binası olabilmesi için haliyle İller Bankası'ndan kredi kullanmamız gerekiyor. İller Bankası'yla yaptığımız temasla bize şöyle bir öneri oldu. Dediler ki buranın projesi var mı? Elimizde bir avam projeden başka bir proje yok. Yanımızda mı proje? Nerede? Bir avam projeden başka bir proje yok. Ve 5500 metrekare civarında bir kullanım alanı var. Bir gösterir misiniz projeyi? Bizim zaten avam projesi.
eser yok. Herhangi bir imza yok. Burayla ilgili alınmış bir ruhsat var mı? Ruhsat var efendim. Ruhsatı var. Var. Alan metrekareler tutuyor mu? Bazı saklar olsa da yaklaşık olarak bir kat sesi vesaire tutuyor. Şimdi 5500 metrekare alan bizim belediyemizin ihtiyaçlarından çok fazla. Biz geldiğimizden bu tarafa kaymakamlık nezdinde yaptığımız çalışmalar sonucunda yanımıza bir devlet kuruluşu alabilir miyiz diye gayret gösterdik. Fakat devlet kuruluşlarından herhangi bir olumlu yanıt çıkmadı. Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'yle temas ettik. Onlar da binayı beğenmediler. Bizim İller Bankası olan görüşmemizde isim de vereyim. Daha önce Çağrıcı Makinat Fabrikası'nda görev yapmış Ümit Bey bize dedi ki siz de bu 5500 metrekare binayı önce güçlendireceksiniz ve sonra da hizmet hazır hale getireceksiniz ve bu binayı da kendi istediğiniz gibi de ranta bir şekilde kullanamayacaksınız. Ve birçok Çağcuma'nın birçok yatırım ihtiyacı varken gereksiz bir krediyi de bu yolda kullanacaksınız. Siz bu binayı yıkıp da ihtiyacınız olan güzel bir projeyle ihtiyacınız olan kadar bir bina yaparsanız siz buraya harcayacağınız paradan çok daha azını harcarsınız diye bir ışık yaptı. Tabii ben o ana kadar böyle düşünmemiştik. Hep böyle memleketin malını koruyalım, onaralım mantığıyla bakıyorduk. Ve bu arada da Türkiye'nin önemli mimarlık firmalarının sahipleriyle güzel tesadüfler sonucu görüşmelerimiz oldu. Böyle mimari anlamda Çağcuma'ya değer katacak bir belediye binasının projesi yapımı konusunda da olumlu görüşmelerde bulunduk. Buna bir halka daha eklendi. Yurtbay fabrikasının bugünlerde hepimizin dikkatini çekmiştir. O eski fabrika yıkılıp yerine daha yeni bir modern fabrika yapılıyor. Burayı yıkım ekibiyle de görüştük. Onlar da bize yıkım için para istemeyeceklerini söyleyince, bütün bu halkalar birbirine eklenince, biz her ne kadar buraya belediye binası yapalım diye yetki aldıysak da bu binanın yıkımı söz konusu daha önce olmamıştı. Herhangi bir hukuki problem yaşamayalım diyerek çok daha parlak olan bu fikri sizin huzurlarınıza getirdik. Özetle böyle, bu konuda söz almak isteyen arkadaşım varsa söz vermek istiyorum. Nasıl? Ali Bey buyurun siz. Şey için diyecektim başkanım, yani ne konuda söz alacaksın? Zaten bina mevcut türü, yani bu konuda denecek bir şey yok. Yıkılması gereken bir bina gördüğümüz kadarıyla. Şimdi yıkılması karşı çıkılabilir. Yani bu gayet bir de ayrıca şöyle bir şey var. Halkın çoğunluğu da bu bina adam edilsin diye belki buraya oy verdi. Yani burayı yıktıktan sonra yine belediye binasını buraya yapmak gerekir mi gerekmez gibi bir de bir soru çıkıyor ortaya. Yani bu konuda görüşlerinizi almak istiyorum evet. Yani oynamadan önce. Evet. Bildiğim şu bu. Yani bu kötü bir bina. Yani resimlerde de gördük. Zaten biliyoruz. Şey açısından da sağlıklı görünümlü. Zaten karakterin evi de belli. Onlar da almış şeklinde. Onun üzerine zaten kalsın deme şansı yok. Türkiye'de onarımın da ne maliyata geldiğini hepimiz onu da çok iyi biliyoruz. Bina yapımından daha kötü. Yani onların maliyatı çok daha fazla yüksek onlara geliyor. Doğru. Onun için tabii ki yıkılmasını istiyoruz. Yani ben yıkılmasını tabii yani itiraz olamaz diyorum. Yani. Evet. Sağlamam ben bir şey, yıkılmak zorunda. Vahit Bey? Zaten binanın yapımı yaklaşık 20 yıllık bir süreci kapsıyor. 20 yıldan beri kaba inşaat halinde. Ekonomik olarak ya da yıpranma olarak korozyon ve betonda yıpranmalar önemli ölçüde var. Zaten Sosyal Güvenlik Müdürlüğü'nün bakmış olduğu binanın tetkiklerinde de statik açıdan uygundur değildir diye bir rapor vermişler. Artı bu binanın 20 yıllık olması ekonomik ömrünün zaten daha kısa olacağını gösteriyor. Sıfırdan yapılan bir bina yeni doğmuş bir bina olacaktır. Ekonomik yönü daha iyi olduğu gibi günümüz teknolojisine, günümüz kullanım şartlarına daha uygun şekilde planlanacaktır. Daha ufak ya da daha rantabl olacaktır diye düşünüyorum. Binanın yıkılması ekonomik olarak eğer yıkım içinde para verilmeyecekse bence bir
yapım konusunda karar alınması daha doğrudur diye düşünüyorum. Mehmet Bey, siz bir şey söyleyebilir misiniz? Ben katılıyorum arkadaşlar. Zaten görünen köy kullanıcı sistemi misali resimlerden binanın kullanılmayacak derecede olduğu belli oluyor. Yıkılması konusunda ben yıkılmasının uygun olduğunu düşünüyorum. Evet, başka söz almak isteyen arkadaşım var mı? Engin Bey? Ben de yıkılması kararıyım. Yıkılmasındayım da başkanım. Yani raporu ne alemde bunun? Çünkü yoksa şey mi yani devlet binalarını yıkmak için rapor olması gerekiyor. Yani bu sorumluluk da oluyor. Şimdi şöyle, yani çürüktür, yıkılsın demek, hani maili imdam deniyor. O evet, başka olur. Bir şey. Yani biz sağlam binamızı da yıkabiliriz, karar alırız, yıkarız. Yani bizimki çürük, yani illa bir meslete dayandırmak zorunda değiliz. Bir ikincisi de ben aynı konuyu Sekta'daki sosyal bina için. Kesinlikle burada tamirat falan düşünülmemesi lazım. Ne yapacaksa yine yapacağız. Şimdi bu mevda iyi olduğunu da söylediniz. Geçen dönemde oradaki iki tane müdür muavini lojmanının yıkım kararı var. Ben oraları da onarırız diye bir ara düşünüyordum. Burayla beraber o iki tane müdür muavini lojmanı da yıkacağız. Ancak sosyal binanın benim kanaatimce de ve buraya gelen ve bizim meslektaş arkadaşlarımızla da 60'lı yılların Türkiye'deki mimari örneklerinden birini teşkil ettiği söyleniyor. Bina ne Türk vaziyette 8-10 senedir bekliyor ve durdukça daha da kötü olmuş. Ancak bizim amacımız ve hedefimiz orayı da aslına uygun şekilde restore etmek. Ve belki yanına da yani eğer otel olarak düşünülürse veya misafir olarak düşünülürse de ayrı bir blok yapmak ama o binanın mimarisini muhafaza etmek niyetindeyiz. Ve zaten orayla da ilgili herhangi bir karar almak gerekirse de bunu da yine gelip burada beraber konuşacağız, kararını beraber alacağız. Ama benim fikrim yıkmak değil, şahsi fikrim. Ama o iki tane müdür muavini lojmanını, o metruk lojmanı belediye binasıyla beraber daha önce geçen dönemde alınmış bir karar var. Bu karar gereği o iki binayı da beraberce yıkacağız. Evet, başka söz isteyen yoksa Paşa Center'ın karşısındaki geçmiş yıllarda yapılan belediye binasının yıkılmasını oylarınıza sunacağım. Bu binanın yıkılmasına kabul oyu verenler el kaldırsın. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ben bu göstermiş olduğunuz duyarlılığa, rezime bir kez daha teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Yedinci maddede İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün imar planı tadilat sahibi... Geçmeden önce bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi bizim buraya ilgili daha önce aldığımız meclis kararı var. Yani buraya yapılmasına, onarılmasına dair. Ama bunu iptal edip de bunun yapılmasına dair karar almamız gerekir mi? Üst üste karar olmuştur. Biz buraya yapılmasına diye zaten karar almıştık ama binanın yıkılıp yıkılmamasıyla ilgili bir şey dememiştik. Ama şimdi yıkılıp da yapılması diyeceğiz. Yani iskelet bina yani. İskelet bina tabir etmiş. Yani karar yazarken bakarlar. Ya karar şey olmasın orada. İskelet bina artık onun netliği nasıl? Zaten bu karışıklığa meydan vermemek için ben bugün önüm. Yoksa biz zaten buraya yapacaktık diyebilirdik yani. Bu karışıklık olmasın diye. Yıkılmasına ve yerine yenisini yapılması diye. Daha önce yer seçim kararını almıştık. Bunu karar yazarken redaksiyonu yaparsınız. Yedinci maddede imar planı tadilat talebine itiraz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısının görüşülmesi var. Kim? Sevgi Hanım. Sevgi Hanım neredesiniz? Buradayım başkanım. Özetleyerek şöyle anlatayım. Haziran ayı meclisinde onaylanarak ilan edilen plan tadilatlarına yönelik asla süresi içinde belediyemiz intikal eden ikaz dilekçe var. Bunlardan biri Mehmet Çolakoğlu'nun kendi mülkiyetindeki taşınmaza yönelik Adana aktarında yapılan plan değişikliğine ilişkin Mehmet Çolakoğlu'nun dilekçesi. İnşaat alanını 1.70'den 1.20'ye düşürmüştük değişiklikte. Bunun eskisi olduğu gibi 1.70 olmasına ilişkin. 1.70'den 1.20'ye düşür mü? Bir öncekiyle. 1.20 ilkti. 1.70. Ama... Emsali 1.20 kaksa değil.
Eski hali. Emsalle kaç saniyedir evet ha? 1.20, 1.70 olmuştu, 1.70'i tekrar bir eski haline getirmiştiniz. Bilimler ama birbirinden farklı. Değil mi? Emsal başka bir şey, kaks başka bir şey. Yanlış mı söyledim? Tanım da aynı başkanım. Sadece isim farklı. Hesaplanışı mı farklı? İkisi de aynı. Hesaplanışı mı? Aynı. Öyle mi? Aynı başkanım. Aynı oldu. Evet. Dilekçemiz bu. Evet, ikinci dilekçemiz de serbest çalışan mimar arkadaşlarımızın yine plan notlarına ilişkin itirazları var. Biz değerlendirdiğimizde plan notlarındaki itirazları 4 maddeden oluşuyor. Bunlardan incelediğimizde yanlış anlaşılmalar var. Hatta bizim lehimize yazdığımız, onların aleyhine anladığı noktalar var. Bir madde var sadece burada, inşaat alanı yani KAKS'ın hesaplanması yönelikti. Bununla ilgili de biz bakanlığa görüş sormuştuk. KAKS belirtilmeyen imar adalarında emsal, yani KAKS hesabı nasıl yapacağına ilişkin burada bakanlıktan gelecek görüş doğrultusunda değerlendireceğiz. Bu işin sorusu imar komisyonuna. İmar komisyonu havale etmemize gerek yok başkanım. Meclis normalde yasa şöyle der. Kendisine dilekçe intikal ettiğinde 15 gün içinde karar almak zorunda meclis. İmarla ilgili bütün konular imar komisyonuna havale etmek zorunda. Ama sonuçta askı süresi içinde yapılan bir itirazdır. Bu itirazı değerlendirecek ilk merci de meclisin kendisidir. Sonuçta onaylandı, kesinleşti plan. Zaten komisyondan gelen bir plan. Komisyondan gelmiş, uygun görünmüştü. Plan onaylandı, askıya çıktı. Askı süresi içinde itiraz edebiliyor vatandaş. Ettiği itirazla meclise intikal ettikten sonra 15 gün içinde karar alması gerekiyor meclisin. Kabul ya da red. Yani her iki konuda da meclisin bu talepleri evet, kabul ya da reddetmesi gerekiyor. Evet. O zaman ayrı ayrı mı oynayacağız? Ayrı ayrı oynayacağız başkanım. Bu dilekçelerle ilgili anlaşılmayan bir husus var mı arkadaşlar? Yoksa Sevgi Hanım izah etsin. Anlayamadık başkanım. Bunu biraz daha açarsanız. Mesela teknik elemanların itirazları. Okuyayım istersen ama biraz karışık çünkü daha sonra incelediğimizde birbiriyle çelişen yani cümlelerin yanlış anlaşılmasından kaynaklanan durumlar da var. Özü KAKS hesabına yönelik bir bitişik ada ve ayrık nizam blok nizam adalarda. Zaten ayrık ve KAKS belirtilmeyen ayrık nizam adalarla ilgili biz bakanlığa görüş sorduk. Bunlarda nasıl bir KAKS hesabı yapılacak? Orada yanlış anlaşılmadan kaynaklanan bitişik nizamda KAKS hesabı anlaşılmış fakat öyle bir durum yok. Bu 2.50-2.40 yükseklik çıkmalarla ilgili orada da bir yanlış anlaşılma olmuş. Aslında bizim koyduğumuz plan notu daha lehine bir nottu. Onlar ona itiraz ediyor. Maddenin biri oydu. Lehine lehine derken orada biraz... Ya şöyle bir şey abi. Plan notlarında şey diyor. Çıkmanın en alt notu 2.40 diyor. Evet. Pardon plan notlarında değil. İmarda. İmarda. Plan notlarında da diyor ki döşemenin üzeri 2.50 diyor. Döşeme konuda zaten 15 santim. Yani orada bir... tersine bir şey var, kazanç var. O anlamda 10 santim için itiraz etmişim ama yani kotun alındığı nokta çıkmanın altıyla döşenin üzeri. Maddenin birinde de geçici 6. maddede de 2017'ye kadar uzatılmış eski planın lehin olan maddelerini kullanabiliyoruz. Maddelerin biri de buydu, bu da hükümetlerle gelmiş oldu. Diğer maddede su basman kotu ile ilgili. Su basman kotunda biz ortalama alınarak da denir demiştik. 3 ve daha fazla ortalama yüksekliği olan arazilerde. Yönetmelikteki paragraf yazılmış ama oradaki kodlandırma tabi zeminden kodlandırılan, yani ön bahçe mesafesi 10 ve 15 metre olan yerlerde 3 metre alınırdı. Bizde zaten öyle bir durum söz konusu değil. Ön çekmelerimiz 5 metre. Diğer konuda zaten... İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün bu konularda bu dilekçelere cevapları menfi galiba. Öyle mi anlıyorum Sevgi Hanım? Evet başkanım. Evet, bu her iki dilekçeyi ayrı ayrı oyluyorum. Çolakoğlu firmasının talebini kabul edenler, reddedenler... Sayalım. Mehmet Bey dışarı çıktı mı? 8. Mehmet Bey bekliyoruz. Evet, dilekçeyi red mi kabul mü? Kabul. Dilekçe? Reddedenler el kaldı size. Dilekçe. Red. Kaç oldu saydınız mı? 8, 9. Bari mi? Bari mi çıktı? Aa, bir şey çıktı. Şimdi yaptım. Bakın boy çok mu?
Diğer dilekçe plan notlarına yönelik Servet Çalışan Genel. Kimler tarafından? Ülkü Cengiz Çıtak, Cumay Şen, Mihracı Özcan, Abdurrahman Cıbır. Kaç kişi benim aklımda? 4 kişi. 4 tane mimar arkadaşım. Evet. Biz bildiğiniz gibi teknik elemanlarla da seri toplantılar yaptık. Onların görüşlerini, fikirlerini de aldık. Bütün bunlara uygun düzenlemeler yaptığımızı düşünüyorduk ama o 4 arkadaşımızı zannediyorum tatmin edememişiz. Bu dilekçeye kabul oyu verenler, red diyenler, sekizinci maddede arkadaşlar yeni açtığımız yollarla ilgili haliyle bir isim verilmesi söz konusu. Bu yeni açılan yollara isim verilebilmesi için bunun Türlü İşler Komisyonu'na havalesini teklif ediyorum. Bu Türlü İşler Komisyonu'na önerisi olanların da tabii ki bildirmelerine hiçbir engel olmaz. Bu isimlerin verilmesinin Türlü İşler Komisyonu'na sevk edilmesini kabul edenler, reddedenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Arkadaşlar gündemin 9. maddesi dilek ve temenniler. Bu konuda söz almak isteyen var mı? Yoksa ben sizlere son olarak belediyemizin gelir ve gider performanslarını kısaca anlatarak toplantıyı sonuçlandırmak istiyorum. Ocak-Mart ayında geçen yılın Ocak-Mart ayında gelir 3.886'ymış, gider 4.310'muş, 4.310'muş. Gelir gider farkı 423 bin lira eksi, gider fazla. Bu yılın yine aynı dönemine baktığımızda 4.245 bin lira gelir, 6.282.095'te gider var. 2.036.000 lira gider fazlalaşmış seçim döneminde. Baktığımızda 2 yıl arasındaki aynı döneme baktığımızda 358.000 lira gelir artışı var. Buna mukabil de 1.971.000 lira aylık gider artışı var. Yani bu sene gider artışları bir hayli fazla. Şimdi bizim göreve başladığımız dönemde baktığımızda 2014 yılı Nisan'la Temmuz ayı arasında gelirimiz 7 milyon lira, giderimiz 4 milyon 766 bin lira olmuş. Tablo tersine dönmüş. Gelir gider farkı ilk defa 2 milyon 384 bin lira gibi büyük bir rakam olarak gelir fazlalığına dönüşmüş. Ve bu yine geçen yılla karşılaştırıldığında ise 5 milyon 600 bin lira gelir varmış, 5 milyon 838 bin lira gider varmış. Yine geçen dönemlerin en büyük özelliği sürekli giderler fazla. Dolayısıyla da bu yüzden hep kredi veya başka kaynaklara başvurma ihtiyacı duyulmuş. Şimdi sonuç olarak geldiğimizde 2013 yılı da toplam gelirimiz 9,5 milyonken giderimiz 10 milyonmuş. 640 bin lira gider fazlaymış. Bu Temmuz ayı sonu itibariyle. Yani 2013'ün Temmuz ayı sonunda 9,5 milyon gelir var. 10 milyon 149 gider var. 640 bin lira gider fazla. Bu yılda bizim bu 3 ayda, son 3 ayda 4 ayda gösterdiğimiz performansla gelirimiz 11 milyon 394 bin liraya ulaşıyor. Giderimiz
11'de kalıyor ve ilk 3 aydaki 2 milyonu aşkın eksiği de kapatarak gelmiş oluyoruz. Dolayısıyla biz belediyenin gelir gider tablosunu son derece düzgün hale getirme yolunda önemli çabalarımız olmuş oluyor. Şöyle baktığımızda 2 yıl arasındaki gelir gider gelir farkına baktığımızda bizim 7 ayda 11 milyon 394 bin lira ki ilk 3 ayınki son derece düşük olmasına rağmen gelirimiz olmuş. 1891 geçen yılın aynı dönemine göre gelirimiz artmış. Fakat ve çok güzel olarak tabii ki giderimiz ise son derece düşük bir rakam. 899 bin lira gider artmış. Ben bu tablonun oluşmasında sizlere ve belediyemiz personeline teşekkür ediyorum. Ve inanıyorum ki bundan sonra da bu tablolar hep daha giderek güzelleşecek. Belediyemiz bu kaynaklarını daha akılcı ve verimli bir şekilde kullanarak Çağcuma'mızda güzel işler yapılmasına vesile olacak. Ben sizlere ve kamuoyuna bu yaz sıcağında tekrar gelip de burada bu değerli saatlerinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim.